göz altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 1008. haftasındayız. 1008. haftamızda 32 yıldır sonuçsuz bırakılan Hasan Gülünay dosyasıyla kamuoyu karşısındayız. 23 Mayıs 1992 tarihinde Artvin'de gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldürülen Ali Ekber Atmaca'nın üzerinden İstanbul'da aynı mahallede yaşadığı Hasan Gülünay'ın kimliği çıktı. Bu nedenle 32 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Gülünay polis tarafından aranmaya başlandı. Eşine bir süredir polis tarafından takip edildiğini söyleyen Gülünay, 20 Temmuz 1992 günü Tarabya'daki evinde iş yerine gitmek üzere çıktı ve bir daha geri dönmedi. Hasan'ın iş yerini telefonla arayan bir kişi terörle mücadele şubesinden aradığını ve Hasan Gülünay'ın gözaltında olduğunu bildirdi. Ancak savcılık ve İstanbul Emniyeti'ne başvuran ailesine Hasan'ın gözaltında olmadığı ve arandığı söylendi. Bu durum üzerine aile memleketlileri olan ve o dönem İstanbul Emniyeti'nde üst düzey yetkili olan Hüseyin Kocadağ'la görüştü. Kocadağ aileye Hasan Gülener sağ içeride işkence yaraları iyileştikten sonra gözaltına alındığını açıklayacaklar dedi. Aile bu bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Hasan'la aynı tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguda olan bir tanık, E.Ç., ağır işkence görmüş bir kişinin yanlışlıkla kendi bulunduğu hücreye atıldığını ve bu kişinin "Ben Hasan Gülünay, beni gözaltında kaybetmeye çalışıyorlar" dediğini, yanlışlık fark edilince de apar topar hücreden götürüldüğünü açıkladı. Bu iki açıklamanın ardından hem ailenin hem de tanıklık yapan kişilerin evleri polis tarafından basıldı ve konuşmamaları için tehdit edildiler. Ayrıca 19 Temmuz 1992 tarihinde gözaltına alınan H.B. Gayrettepe'de günlerce işkence gördüğünü ve işkencecilerin kendisine "Hasan Gülünay'ı öldürdük, sıra sende" dediğini açıkladı. Aile, Başbakan, İçişleri Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere resmi mercilere başvurdu. Yargı makamları olayla ilgili delilleri toplamadan, tanıkları dinlemeden ve etkili bir soruşturma yürütmeden zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Karara yapılan itiraz reddedildi. Bunun üzerine aile 2013 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016 tarihinde sadece yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğini hükmetti. Ancak zaman aşımı sona erdiği için soruşturmanın yeniden açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin zaman aşımını mutlak bir engel olarak kabul eden bu yorumu insan hakları normlarına aykırıdır. AİHM'in konuyla ilgili yerleşik içtihadıyla uyumlu değildir. Bu karar bireysel başvurunun gözaltında kaybetmelerde etkili bir başvuru yol olmadığına dair iddiamızı güçlendirmektedir. 1008. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Zorla kaybetme suçu doğası gereği devam eden bir suçtur. Bu suç zorla kaybedilen kişinin bedeni bulunmadıkça ve akıbeti açığa çıkarılmadıkça işlenmeye devam eder. Dolayısıyla devletin Hasan Gülünay dosyasında gerçeği açığa çıkarma ve failleri cezalandırma yükümlülüğü devam etmektedir. Bu yüzden siyasi ve adli makamları bir kez daha Gülener dosyasında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için etkili bir giderim yolu sunmaya çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Hasan Gülünay için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. 1008. haftamız. 1008 değil 10.008 hafta olsa peşini bırakmayacağız. Biz de ölsek yine insanlarımız, yoldaşlarımız, kardeşlerimiz peşini bırakmayacak. Aradan 22 sene geçti. Tanık 32 sene geçti aradan. Tanıklar, halen tanıkların beyanları vardır. Ve yeni yeni gelişmeler tanıklar ortaya çıkmaktadır. Faşizm bizim çocuklarımız, bizim kızlarımız, evlatlarımız, yani kayıplarımız, çocuklarımız sendikacıydı. Bizim öğretmendi, hemşireydi. Yoksula yardım eden, dürüst, namuslu insanlardı. Faşizmin
işine gelmeyen, faşizme boyun eğmeyen herkese yargılamadan istediği insanları kaybetti. Bu bir faşizmdir. Gözaltına kayıplar bulunsun, hesapları sorulsun diyorum. Hasan Gülnay 1992 yılının Temmuz ayında, 20 Temmuz'da sabah evinden çıktı, Tarabya'daki evinden 6'da ve o günden bugüne çıt yok, ses soluk yok. Aylarca, yıllarca aramamıza rağmen hiçbir bilgi verilmedi bize. Dönemin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı, tam hatırlayamıyorum, Demirel meclise gidildi, kendisiyle görüşüldü. Kayıplar benim cebimde mi ki çıkartıp size vereyim dedi. Bu dalga geçmek ya, bu nedir, nasıl bir şey anlayamıyorum. Keza Erdal İnönü, yine bir seçim süreciydi. Otobüsün üzerinde o, biz aşağıdan Hasan'ın resimlerini gösteriyoruz. Hasan Gülnay nerede? Gözaltında kaybedildi diyoruz. Bir şey yapmıştır ki almışlar diyor. Yani hükümetler gelip geçiyor, başbakanlar gelip geçiyor, bakanlar gelip geçiyor. Ama zihniyet aynı. Bizden olmayan, devlete karşı gelenin sonu budur. Böyle bir şey yok ya. Bu yani anlayamıyorum, insanlık suçudur ya. Sen bir babayı 4 çocuğunun başından alıp götürüyorsun. Onların büyümesinin, görmesini istemiyorsun. Okumasını, baba olmalarını, dede olmasını istemiyorsun. Her şeyi alıp götürüyorsun elinden. Yani bu bir gün faillerin bulunmasını ve kesinlikle hesap sorulmasını istiyoruz. Bugün aynı zamanda Suriç katliamının 9. yılı. İşlerinde cumartesi insanlarımızın da olduğu o Suriç insanımızı özlemle anıyoruz. Bugün kalbimiz Suriç aileleriyle, karanfillerimiz Suriç'te katledilenler için. Gözaltında kayıplar için. Hepsi için. Suriç için. Hepsi için. Kayıplarımız için. Tüm yoldaşlar, tüm derin şehitleri için. Bu Hasan Gülnay için. Bu Suriç'te katledilen bütün yoldaşlarımız için. Çok sağ olasın. Merhaba. Sevgiler.